Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Kazaz. Bugün size C#'da yıldızla birlikte içi boş bir kare nasıl çizilir bunu anlatacağım. Bunun için ilk olarak kullanıcıya bir tane mesaj çıkarmak istiyorum. Console nokta write line yazıyorum. Ve içerisine karemizin en ve boyunu girin şeklinde bir mesaj yazıyorum. Daha sonra kullanıcının girmiş olduğu değerleri almak için değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Convert nokta to int 32 diyerek tür dönüşümü yapmamız gerekiyor. Çünkü console nokta readline girmiş olduğumuz değerleri string olarak almaktadır. Bu nedenle biz onu integer'e çevirip değişkenimize atıyoruz. Diğer değişkenimizi de tanımlayalım. Convert nokta to int 32. Yine console nokta reply ile birlikte kullanıcıdan en ve boy girişini almış oluyoruz. Değerlerimizi aldıktan sonra yıldızlarımızın çizimi için for döngüsü kullanmamız gerekiyor. İlk olarak oluşturacağımız karenin üst kısmındaki yıldızları oluşturmak için bir tane for döngüsü kuruyoruz. For döngüsünü de şu şekilde oluşturmamız gerekiyor. I diye bir değişken tanımladık. I girmiş olduğumuz en değerin x değerinden küçük olacak ve birer birer artacak. Ve yıldız yazacak. Yıldızlarımızı yazdıktan sonra da alt satıra inmesini istiyorum. Console.WriteLine. Burada yazmış olduğumuz kod bizim karemizin üst kısmındaki yıldızları oluşturur. Bunu görmek için console.WriteLine diyelim. Şimdi çalıştırdığımızda değerlerimizden ve boyunu girin diyor karemizin. Bir değer girdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi burada 5'e 5 girdiğimde sadece üst kısımdaki yıldızları oluşturdu. Bunun devamında karemizin boş kenarlarını oluşturmak için şu şekilde for kurmam gerekiyor. Integer yine i eşittir 0'dan başlayacak ve i küçüktür. Y eksi 2 diyeceğim. Ve i'yi birer birer artıracağım. Daha sonra kontrol nokta write diyerek yıldız yazdıracağım. Burada yazmış olduğum ifadeye göre şuradaki kısım, yani y eksi 2 dediğim kısım, mesela ben 5'e 5 girdiğimde yukarıdan ve aşağıdan boy olarak baktığımızda y boydu. Boy olarak yukarıdaki ve aşağıdaki yıldızların sayısını çıkarmış oluyoruz. Ve sadece aradaki kısma yıldız doldurmuş oluyoruz. Tam bir kare oluşturmamızı sağlıyor da. Tabi burada for döngüsünü süslü parantez içerisinde bir for daha kurmamız gerekiyor. Bu da boşluk ve en sondaki yıldızı oluşturacak. Aradaki kısmı oluşturacak kısım. Integer g diye bir değişken tanımlıyorum. Yine sıfırdan başlayacak. Ve bu sefer j küçüktür. X eksi 2 olacak. Yani n olarak x eksi 2 olacak. Ve j birer birer artacak. Ve burada bu kısımda boşluk, aradaki boşluk kısmını oluşturmuş olacağız. Yazım hatalarımıza dikkat ediyoruz. Burada şimdi arada boşluk oluşturacağım. Daha sonra en sona gidip console.write diyerek yıldızımı oluşturup alt satıra ineceğim. Alt satıra inmek için de console.write demem gerekiyor. Şimdi şu kısımda yazmış olduğumuz kod ise bize
karemizin sadece kenarlarının oluşturulmasını sağladı. Çalıştırıp bakalım. Parantezimizi kapatmayı unuttuk. Onu da kapatıyoruz, üstü parantezimizi. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda gelen ekrana yine 5'e 5 yazıyorum mesela. Görmüş olduğunuz gibi o yazmış, şu yazmış olduğunuz kod. Burada yıldız koyup arada boşluk bırakmamızı ve en sona bir yıldız daha koymamızı sağlıyor. Yani şuradaki kod kısmı bize aslında ben en değerini 5 girdiğimde 3, burada görmüş olduğunuz üçlük bir kısım 2 çıkardığımızda 3 kalıyor. Yani o aradaki 3 tane yıldız yerine boşluk koyup en sona gidiyoruz ve bir yıldız koyup alt satıra geçiyoruz. Daha sonra tekrar başa geliyoruz. Bir tane daha yıldız koyuyoruz burada. Arada 3 boşluk bırakıp tekrar bir yıldız koyup alta iniyoruz. Bu şekilde karemizin içi boş olarak oluşmuş oluyor. En son kısımda ise yine alt kısmı oluşturmak için şurada görmüş olduğunuz şu kısmı alırsak, yani en başta yazmış olduğumuz kodu en son kısma da uygularsak, bu sefer alt kısımda da yine yıldız sırasının oluşmasını sağlamış oluyoruz satır olarak. Tekrar çalıştıralım. Örneğin 10'a 10 girdik. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yıldızlarımızı alt satırını da oluşturmuş olduk. Üst satırını da ve arasını boş bir şekilde görüyorsunuz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.